Selam, ben Zahit. Etkileyici YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle tombalı çekeceğiz. Şaka şaka dünyanın en iyi oyunu H1Z1 oynayacağız. Arkadaşlar bu kaydı alırken sesin kayıt olmadığını fark ettim. Dolayısıyla tekrar üzerine ses ekliyorum şu anda. O şekilde konuşuyorum. Çünkü bugün bir güncelleme geldi biliyorsunuz. Ya da biliyor musunuz bilmiyorum. Bu güncellemeyi hemen anlatmak istedim fakat vaktim de yoktu. Yarın da, daha doğrusu bugün de cuma biliyorsunuz. Cuma namazını idrak edeceğim için yaklaşık 2 saatlik bir uykuyla günü geçireceğim. O yüzden hemen videoyu çekip maalesef ses olmadan yayınlayacağım. Ses olmadan derken arka plana daha önce arkadaşlarımız bahsetmişti. Müzik koyabilirsin falan filan demişti. Ben de o anki psikolojik durumuma göre bir müzik koyacağım. İşte Beethoven olur, Bach olur, Takarovski olur, mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuş da olur. Hepimiz göreceğiz arkadaşlar. Ayrıca Yiğit Özmaya arkadaşımız bize işte tavsiyelerde bulunmuştu. O tavsiyelere de uymaya çalışacağız. Şimdi Fırat Göl adlı arkadaşımız test server'da, daha doğrusu güncelleme geldiğinde çekmemi istemişti. Ben de hemen acilen bu videoyu çektim. Sizi bekletmek istemedim. Sizden önce davranayım dedim. Daha öncesinde test server'a gelmişti. Test server'da denemek istedim fakat sadece arenaya, koca arenaya sadece ben giriyordum. Bir kişi vardı Avrupa server'ında. Bekliyordum bekliyordum, belki bir kişi daha gelir, ben de oyunun devamını çekebilirim diye. Ama ne oldu? Maalesef olmadı. Sonrasında, zaten bir hafta sonrasında güncelleme oyuna da geldi. Sezon 2 başladı arkadaşlar. Sezon 1 sona erdi. Sezon 1 ile ilgili benim şöyle bir sıkıntım vardı. Oyuncuların seviyelerini göremiyorduk. Herkes beyaz yazıyla yazıyordu. Kimin hangi seviyede olduğunu göremiyorduk. Hoşuma gitmiyordu açıkçası. Ona göre çünkü davranıyordum ben. Bazen adamları öldürürken rahat davranıyorum. Kendimi kasmıyorum. Ama bu sefer olmuyordu. Çünkü adam çok güçlü çıkabiliyordu. Bu da bizim için sıkıntı oluyordu. Neyse, sevmediğim böyle bir özellik vardı. Sezon 2 ile alakalı yeni güncellemeler geldi. Bu güncellemelerden şimdi birazdan bahsedeceğim. Bu ayın 26'sı, yani dün. Yani ben bunu 27'sinde yayınlarsam 26 Temmuz'da yeni sezona başladık arkadaşlar. Tabii bazı değişiklikler oldu. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle beni çok ilgilendirmiyor ama puanlama sisteminde değişiklikler oldu. Sezon 1'de maç kaybettiğinizde puan kaybediyordunuz arkadaşlar. Dolayısıyla önce şunu izleyelim. Şu adamı nasıl hakladığımı bir görün. Evet, devam edelim. Puan kaybediyorduk erken ölünce. Fakat sezon 2'de artık puanlar üst üste ekleniyor. Yani ne kadar oynarsanız o kadar puan kazanırsınız. Bu arada adamın kaskı efsane arkadaşlar. Çok beğendim bu kaskı. Keşke benim de olsa. Bu oyunda olduğu ama keşke diğer oyunlarda da olsa. Dediğim gibi puanlama sistemi değişti. Sizi ilgilendiriyorsa daha çok oynamanız, yüksek sıralarda yer edinmeniz için yeterli. Şimdi puanlama sisteminde bir de şöyle bir değişiklik oldu. Artık adama vurmaya daha fazla puan veriyorlar arkadaşlar. Önceden oyunu kaçıncı bitirdiğinize göre puanlama belirleniyordu. Adam vurduğunuz zaman da puan alıyordunuz ama çok cüzi kalıyordu. Fakat bu sefer ne kadar oynarsanız o kadar, pardon, ne kadar adam vurursanız o kadar fazla para kazanıyorsunuz. Şimdi paketi okudum ben, update'i okudum. Update'te Livewire R geldiğinden bahsedildi. Yani yeni skinli R. Fakat göremedim açıkçası. Oyuna hemen girer girmez Marketplace'e baktım ama göremedim. Belki daha eklenmemişti ben oyuna girdiğim sıralarda. Belki de geldi. Ben gözümden kaçtı, göremedim. Neyse, böyle. Bunda da oyunda seviye atladıkça, özellikle Royalty olduğunuzda çok güzel bir işte Livewire'ın MK4'ün bir skinini verecek. Haberiniz olsun ilgilenen arkadaşlar. Kendilerini kassın. Oyunda sezon 1'den farklı olarak Spawn Select, yani oyunun başında arenadayken biz ineceğimiz yeri seçebiliyorduk pre-sezonda ve sezon 1'in başlarında. Fakat daha sonra Z1 haritası geldiğinde bu kalkmıştı. Tekrardan şimdi seçebiliyoruz arkadaşlar ama ısı haritası devre dışı kaldı. Isı haritası dediğim
kimin hangi yani hangi bölgeye ne kadar yoğunlukta girildiğini gösteren böyle kırmızı turuncu işaretler vardı haritada, arenada. Bunu kaldırdılar. Çünkü belirli bölgelere yoğunluk oluyordu ya da işte yüksek puan almak isteyen oyuncular çok uzaklara düşüyordu falan. Bunu kaldırınca tabii herkes artık şansına güvenecek. Ona göre bir yere inecek. Onun haricinde bir de çember görünüyordu arenada. Oyunun nereye kapanacağını ilk çemberi gösteriyordu. Fakat bu çember de konmayacak. Bence bu da mantıklı bir hamle. Çünkü çembere göre de insanlar belirli bir bölgede toplanıyordu. Şans faktörü bayağı azalmıştı. Şimdi yine okuduğuma göre araba konusunda ATV miktarının artırıldığı söyleniyor. Polis arabasının da azaltıldığı söyleniyor. Ben açıkçası fark edemedim bunu oyuna girdiğimde. Bana polis arabaları gayet fazla geldi. Belki de yapmadılar yani yazdılar ama yapmadılar onu bilmiyorum. Loot'u az olan bölgelerle ilgili konuşacağım. Evet arkadaşlar bu çatışmayı izleyelim mi yoksa ben anlatmaya devam mı edeyim? Çatışmayı izleyelim. Bilin bakalım ne olacak. Bilemediniz arkadaşlar. Bakın tahmininiz tutmayacak. İzleyin ve görün. Baskını alıyorum. Güzel. Sonra adam da birden Yusuf Yusuf bakınız çıkmamaya başlıyor ve peşinden gidiyorum ama spoiler vereyim adamı göremiyorum arkadaşlar. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Evet, loot'tan bahsedecektim. Loot'u az olan bölgelerin loot'u arttırılmış arkadaşlar. Çok olanlarınki de büyük ihtimal azaltıldı. Yani daha dengeli olacak. Oyuna indiğinizde işte siz bir binaya giriyordunuz. Yanınızdaki adam daha doğrusu yan binaya inen adam geliyordu. Sizin elinizde silah yok. Sürpriz madafaka yapıyordu. Surprise madafaka yapıyordu. Siz de moraliniz bozuyordu. Sövüp çıkıyordunuz mecburen. Çünkü adamda işte her türlü silah, kask bilmem ne oluyordu. Sizde hiçbir şey olmuyordu. Neyse. Uzatmayayım. Artık loot'u az olan bölgelerin loot'u artırılmış. Şimdi mi söylesem, sonra mı söylesem? Sonra söyleyeyim. Bir konu daha var. Ona atlıyorum. Evlerde bakın çok detay bir bilgi vereceğim size. Evlerdeki çıtalar kalkmış arkadaşlar. Küçük evlerdeki. Artık işte acaba ben ateş edeceğim adama mı ateş edeceğim yoksa çıtaya mı gelecek efendime söyleyeyim falan filan bu tarz düşünceleri bırakabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. O evlerdeki pencerelerin arasındaki çıtalar kalkmış. Artık direkt adamla karşı karşıya çatışacaksınız. Sadece cam olacak. Ondan sonra şu sağ tarafta mini harita var biliyorsunuz. Bu mini harita biz normalde envanteri açtığımız zaman kapanıyordu ama şimdi kapanmayacakmış. Öyle bir durum var. Bir de nasıl denir şimdi söyleyebilecek miyim? Apokalips, evet arı olanlara yeni eklenti gelmiş. Yeni skin gibi düşünün. Olanlar sevinebilir, olmayanlar herhangi bir duygu hissetmeyebilir. Tabii yeni sezonla birlikte yeni crate de kaçınılmazdı. Yeni crate de geldi arkadaşlar. Crate'in şöyle bir farkı var. Şimdi yine şansımıza ne çıkarsa onu alacağız crate'ten. Fakat aynı bir crate'ten aynı ürün iki kez çıkmayacak. Yani ne kadar alırsanız o kadar farklı ürün kazanacaksınız. Dolayısıyla belki işte en zor çıkan ürünleri de alabileceksiniz. Gördüğünüz gibi demin render distance ile oynadım. Bu konuya kaç senedir, 3-4 senedir hala çözüm getiremediler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz de oynuyoruz. Ondan sonra daha diyeceğim bir şey var mı? Daha diyeceğim çok şey var. Ama hiçbirini hatırlamıyorum maalesef. Demin aklıma gelen ama söylemediğim şeyi söyleyeyim. Şimdi haritada ben şu an gördüğünüz üzere gündüz oyunu oynuyorum. Haritada aynı haritada yani Z1 haritasında farklı ışıklandırmalar olacak. Daha doğrusu günün farklı zamanlarında oynayabileceğiz. Az sonra onu da göstereceğim çünkü ben oynadım. Ne demek istiyorum? Mesela sabah namazını müteakip, işte efendim ikindi namazını müteakip ya da akşam oynayabileceğiz arkadaşlar. Akşam özellikle ilginç olmuş. Daha öncesinde test server'da akşam haritalarında oynamıştım ben. Ama onlar kalıcı olmamıştı. Hemen kaldırmışlardı. Belki beceremedikleri birkaç şey olmuştu. Fakat bu sefer sezon 2'de getirmişler. Bakalım.
Kalıcı olacak mı? Aslında bence ilginç ve güzel yani. İnşallah kalır diyelim. En azından bir değişiklik. Bu böyle. Bu oyun daha ne kadar uzun sürüyordu tam olarak hatırlamıyorum. Bir sonraki kısma geçsem mi yoksa nasıl öldüğümü göstersem mi? Bilemedim. Nasıl öldüğümü göstereyim arkadaşlar. Evet şu şekilde. Şimdi adam beni vurdu. Ben onu vurabildim. Evet sonra başka bir adam yandan bizi arkaladı maalesef ve uzun bir kaçmaca kovalamaca oldu. Bakın kan kaybetmiyorum. O yüzden ben dedim ki böyle güzel güvenli bir yere geçeyim. Kendimi kurtarayım. Fakat siz sesi duyamadığınız için bilmiyorsunuz. Adam beni takip ediyor. Gördüğünüz üzere. Biz de maalesef bu takip nedeniyle kaçmak durumundayız. Kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Bayağı da uzun bir kovalamacı oldu aslında burası. Ondan sonra işte Hakk'ın rahmetine kavuşuyoruz. Sadece bir adam vurduk. Fazla da tabii içerilere girmedim oyunu anlatacağım diye. Ama zaten sesi de kaydedemedim. Tıraş bir şey oldu yani. Olsun. Bu seferlik de böyle olsun arkadaşlar. Daha sonraki videolarda inşallah telafi ederiz. Gördüğünüz üzere adam çılgın gibi beni takip etmeye devam ediyor. Biz de korkak bir tavuk gibi kaçmaya devam ediyoruz. Sonunda neler olacağını hepimiz göreceğiz şu anda. Birazdan daha doğrusu. Evet arkadaşlar bu arada unutmadan kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İşte like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı hiç unutmayın. Etmediyseniz bizi Facebook'tan takip edin. Orada belki bildirimine bakın. Hiç insancıl bir hareket değil. Gördüğünüz gibi iki araç var bakın şimdi. İki araç var. Vuruna balıya. Bak ben soldakine vururken pis herif sağdan bana vuruyor. Onu da kesmeye çalışıyorum. Biri diğerini öldürüyor ve en sonunda zayıflığından faydalanarak adam bizi öldürüyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi gece haritasına geçelim. Gördüğünüz üzere gece haritasında ışıklandırma falan filan var. Burada arabayı alamıyorum. Açıkçası bu oyunun başı çok heyecanlıydı arkadaşlar. Bakın benden önce yine eve giren var. Ben buradan kaçıyorum. O adam beni takip ediyor ama arkama bile bakmıyorum. Topuk yapıyorum. Silah almayı bile düşünmüyorum. Daha sonradan gördüğünüz üzere yine arabanın gittiği yere doğru gidiyorum. Burada tabii ayak sesleri geliyor. Ben Yusuf Yusuf ederken yan eve girmeyi düşünüyorum. Fakat araba bulduğum için girmiyorum arkadaşlar. Böyle. Sonra da buradan topuk yapıyorum. Önce bir heyecan, daha sonra topuk. Bu gece haritası bence güzel olmuş arkadaşlar. Görüntü size nasıl yansıyor bilmiyorum. Ben de sizinle beraber göreceğim. Ama böyle ışıklandırmalar falan filan çok hoş olmuş. Böyle parlayan skinler var. Mesela birazdan bir tane adam göreceğiz. Koşan adam. Bakın adam eli parlıyor. O elindeki skini parlıyor. Ben tabii silahım olmadığı için yine topuk yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. İşte dediğim gibi abone olun. Onun haricinde bazı arkadaşlar beni çok fena gazı getiriyor. Abi süpersin, abi adamsın falan. Adamın dibisin şeklinde. Bunlara devam edin. Çok pis gazı geliyorum. Koltuklarım kabarıyor. Bunlara devam edin arkadaşlar. Onun haricinde söyleyeceğim bir şey yok. Biraz daha izleyelim. He, şurada bir tane adamla kapıştık. Onu izleteyim ben size. Şimdi birazdan göreceksiniz ki nerede? Nerede? Daha ileride miydi acaba? Yanlış mı hatırlıyorum? Bence yanlış hatırlamıyorum ama herhalde daha ileride. Evet, gerçekten müzik koymam lazım bu videoya. Yoksa sıkıntı. Nerede bu adam? Çok ileride miydi? Ben buralarda diye hatırlıyorum. He, tamam burada. Bakın şimdi. Bakınız, burayı lootluyor muydum? Burayı da lootlamışım. Ben de hatırlamıyorum. Ama heh, bak mermiler geldi. Bu adamla güzelce bir çatıştık.
Bakın yolun ortasında durmuş ama fena vurduğu için bize. Fazla çatışamadım. Hemen kendime arabayı kavraldım. Aldım. O da taşı kavraldı. İkimiz de iyileşiyoruz. Ama benim sinsi bir planım var. Her zamanki taktiğim bomba taktiği. Bu arada ben şimdi izlerken oyundaki renkler kadar iyi görünmediğini fark ettim haritanın ama aslında çok iyi yani. Sıkıntı yok. Bu gece haritası inşallah devam eder kalmaya. Bakın ne güzel vurdum adamı. Bu arada arabam da beni terk ediyor. Böyle. Video çekeceğim için böyle acil video çekeceğim zamanlarda her yerden sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ses kaydı olmamış. Ben normalde hani 2 haftada bir video atıyorum, haftada bir iki video atıyorum. O zaman hiçbir sıkıntı çıkmıyor çünkü video atamadığım için. Ama böyle acil hemen video yayınlayayım dediğim zaman bakın burada sesi kaydettim. Kaydetmemiş oyun. Ondan sonra kamera bu arada yok. O da kaydetmemiş. Ondan sonra ne söyleyecektim? Daha oynayacaktım ben aslında. Uykumdan biraz daha fedakarlık yapacaktım. Fakat ne oldu? İnternet kesildi. Yani daha ne olacaktı bilmiyorum. Şimdi yavaş yavaş bitireceğim videoyu arkadaşlar. Bu arada size şeyi de göstereyim. Bu arabanın ışığı yanıyor. Ben sonradan fark ettim. Yani dedim ki bunun ışığı yanması lazım. Acaba nasıl yanıyor? Onu da hemen şöyle göstereyim. Şuradan ayarlardan handbrake değil tabii ki handbrake el freni demek. Şurada headlights evet. G tuşuyla yani ben de öyle ayarlı belki sizde farklıdır. Şimdi arabaya bineceğim ve bakayım nerede araba. Evet ışığı açacağım şimdi. Bakın çok iyi değil mi? Muhteşem. Yerinizi belli etmek istemiyorsanız, uzaktan adamı gördüyseniz hemen ışığı kapatıyorsunuz. Takılıyorsunuz. Ondan sonra bitiyor arkadaşlar. Bir de son olarak bazen ben bile söylediklerime inanmıyorum. İnternetim kesildi falan filan demiştim. Hemen onu da göstereyim. Bakın. Tam da denk geldi. Şu adamı aldığımı göstereyim size. Gösteremediği. Şöyle şunu bir güzel temizledik. Ondan sonra buraya geldik. Birazdan pingimiz coşacak arkadaşlar. Evet 270, 670. Normalde 1500'den geri dönüyor. Hatta 1200'den geri dönüyor. Ama burada sonsuza kadar ilerledi. Ve disconnect olduk. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ailenize çok selam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoları sıklaştırmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bana gaz verin. Ben de sıklaştırayım. Görüşmek üzere.